Bazı şeyleri sizin kadar net göremiyor. Acaba dünyanın en güçlü insanları aptal mı? Bir demokraside hiç kimse tek başına doğru bir şekilde yönetemez. Bunu bir kabul edelim. Yönetmek istiyor musun? Ülkenizdeki sorunları görüyor ve nasıl çözeceğinizi biliyor musunuz? Keşke tüm bunları düzeltebilecek ve yapabilecek bir güce sahip olsaydınız, öyle değil mi? Evet, doğru yere geldiniz. Ancak siyasi güç dersine başlamadan önce kendinize daha önce defalarca sorduğunuz şu soruyu bir kez daha sorun. Neden yönetici bazı şeyleri sizin kadar net göremiyor? Bunun yerine bu kadar bencil, kendine zarar veren ve dar görüşlü davranıyorlar. Acaba dünyanın en güçlü insanları aptal mı? Yoksa başka bir şey mi var? Taht, yani hükümdarlık, uzaktan çok güçlü görünüyor ama aslında göründüğü gibi değil. Tahtı bir kere ele geçirdiğiniz zaman o hükümdarlık artık sizi de ele geçirir. Merhaba, öncelikle bu beni ikinci veya üçüncü görüşünüz ise ve abone değilseniz evren size artık abone olmanız gerektiğini söylüyor. Formalite bu kadar. Şimdi konuya geri dönelim. Bir liderin aurası ne kadar parlak olursa da olsun, hiç kimse bir ülkeyi veya bir bölgeyi tek başına yönetemez. Bir hükümdar tek başına yolları inşa edemez veya tek başına bir hak iddia edemez. Tek başına ulusunu ya da kendisini de savunamaz. Bir kralın gücü hareket etmekte değil, başkalarının onun yerine hareket etmesini sağlamakta yatar. Bunu yapmak için de odasındaki hazineyi kullanır doğal olarak. Bir kralın bir orduya veya onu komuta edecek birine, zenginliği veya onları toplayacak birine, adalete ve bunu uygulayacak birine ihtiyacı vardır. İşte bunları gerçekleştirmek için gereken bu insanlar kralın iktidar anahtarlarıdır. Bu videoda bu anahtar kelimesini çok fazla kullanacağım. Çünkü videonun ana kilit cümlelerinden biridir bu. Bahsettiğimiz bu anahtarlar talimatlarınızı yerine getirmezse, yapmak istediğiniz tüm bu değişiklikler kafanızdaki düşüncelerden başka hiçbir şey değildir. En güçlülerin yasalarının geçerli olduğu bir diktatörlükte, iktidarın anahtarlarının, yani kendisine yolculuk edecek kişilerin sayısı azdır. Belki de sadece bir düzine general, bürokrat veya bölgesel idareciler olabilir. İşte bunları kendi tarafınıza çekerseniz yönetme gücü büyük çoğunlukla sizin olur. Tüm ülkeler yöneticilerin yalnızca birkaç tane anahtara ihtiyaç olduğu ülkelerden, yöneticilerin çok fazla anahtara ihtiyaç duyduğu ülkelere kadar uzanan yelpazelerde yer alır. İşte bu bahsettiğimiz gücün temeli ülkelerin birbirinden farklı olmasından kaynaklanır. Yani her bölgedeki ülkenin dinamikleri aynı olmaması gibi. İster çok veya isterseniz az anahtara, yani yardımcılara ihtiyacınız olsun, kural her zaman aynıdır. Öncelikle kilit destekçilerinizi yanınıza alacaksınız. Yani ordu, ekonomistler veya adalet sağlayıcılar. İşte onlarla birlikte harekete geçme gücüne sahip olacaksınız. İkinci olarak iktidarın anahtarlarını elinizde tutmanız için en önemli şey kontrol etmeniz gerekmektedir. Büyük bir servet. Bir yöneticinin işte en temel işi de aslında budur. Tahtınızın üzerinde durduğu o desteksiz yapının çökmemesi için kaynakları en iyi nasıl toplayacağınızı ve bu topladığınız kaynakları nasıl dağıtacağınızı, tabii ki anahtarlara, çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Siz iyiliksever bir diktatör olarak muhtemelen vatandaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Ancak zenginliği kontrol etmeniz rakibinizi elbette ki cezbedecek. Bu yüzden anahtarlarınızın sadık kalmasını sağlamak zorundasınız. Ne yazık ki zenginlik sınırlıdır. Bu yüzden dikkatli olun. Vatandaşlara verilen her zenginlik sadakati satın almak için kullanılamaz. Yani zenginliği vatandaşa harcamak, rakiplerinizi gücü ele geçirmek için bir araç vermek demektir. Yani vatandaşa bir şey harcamamanız gerekiyor. Yolları, üniversiteleri ve hastaneleri ödemek için kullanılan servet bir rakibin vaat edebileceği servetlerdir. Tabii eğer onu desteklerlerse. Hayırsever diktatörler paylarını vatandaşlara harcayabilir. Ancak anahtarlar, yani etrafınızdakiler, ödüllerini almalıdır. Çünkü altınızda en hayırsever sadık destekçileriniz olsa bile sizinle aynı soruna sahipler. Sadece bir adım altınızdalar. İktidarın anahtarı, yani iktidarın etrafında olmak çok güç bir pozisyondur. Bu nedenle onlar da aşağıdan gelen rakiplere karşı tetikte olmaktadırlar. Ve böylece kazandıkları servet de kendi konumlarını korumak için harcanmalıdır. Sadık ve aptallar ne olursa olsun her zaman arkanızda olabilir. Ancak akıllı kilit oyuncular her zaman güç yapısını, gidişatını izleyecektir. Değişen ittifaklar alanında kaybeden sizmişsiniz gibi görünürse bağlılıklarını anında değiştirmeye hazırdırlar. Bu konuda bizim bürokrasimizi tek geçebilirim mesela. Rüzgarın yönünü ne tarafa eseceğini çok iyi ve önceden sezerler. Bu şekilde bizim ülkemizde bir 15 milyonluk nüfus ülkenin kaderini oyun hamuru gibi oynatmaya yetiyor da artıyor bile. Anahtar sayısının az olduğu ülkelerde ödüller de büyüktür. Ve şiddet hüküm sürdüğünde en acımasızlar cezbedilir ve iyiliği tesis eden melekler etmeyen şeytanlara yenilirler. Bu yüzden satın alabildiğiniz kadar sadakat satın alın. Çünkü sadakat hangi görünümde olursa olsun
Diktatörlüklerde her şeydir. En azından hükümdarlar için. Bu, iktidarın kendi kendini sürdürebildiğini sağlayacak temel mekanizmadır. Sadece maliyet değil, aynı zamanda çeşitli kaygılar ve rekabetleri de dengelemekte zordur. Aralarındaki sosyal ve finansal bağlantılar ne kadar karmaşıksa, bir rakibin kritik kitleyi kendi tarafına çekmesi o kadar kolay olur. Ortalama olarak bir liderin ne kadar çok kilit figürü varsa hükümdarlığı o kadar kısa sürer. Yani etrafınızda çok fazla kilit anahtar olması iyi bir şey değildir. Bu da bizi yöneticiler için üçüncü kurala getiriyor. Kilit figürlerin sayısını en aza indirin. Hükümetinizdeki bir kilit gereksiz hale geldiğinde, becerilerine artık ihtiyaç duyulmadığında onu dışarı atmalısınız. Şimdi beraber yürünen yoldan ayrılanları hatırladınız mı? Başarılı bir devirmeden sonra yeni diktatör yardımcılarından bazılarından kurtulacak ve sizden önceki iktidarların yardımcılarından bazılarını da yeniden işe alacaktır. Dışarıdan bakınca kötü bir fikir gibi görünen bir şey değil, değil mi? Neden devrimci yoldaşlarınızı terk edesiniz ki? Eski bir diktatörün eski destekçileri bir tehlike değil mi aslında? Ama iktidarı elde etmek için gereken anahtarlar ile iktidarı sürdürmek için gerekenler aynı değildir. Geçmişte önemli olan ama artık bir işe yaramayan birine ödeme yapmak, vatandaşlara para harcamakla aynı şeydir aslında. Servet herhangi bir işe yaramazsa harcanır. Ve genellikle darbe yapan bir diktatör, taraf değiştirenlere daha fazla servet teklif eder. Tarihte yapılan savaşların kaderi çoğu zaman arka planda dönen pazarlıklar belirlemiştir. Hatırlayın 1402 Ankara Savaşı, beylerin Timur'un yanında saf tutması ve savaş meydanında Yıldırım Beyazıt'ı yalnız bırakması. Hazinenin büyüklüğü değişmiyor ama servet artık daha az insan arasında paylaşılmalı. Doğru anahtarları ikna eden, yani bu yargı olur, asker olur veya ekonomistler olur. Yani dönen servayı ele geçiren, gereksiz harcamaları durduran, gereksiz anahtarları öldüren ya da ortadan kaldıran bir diktatörün uzun ve başarılı bir kariyeri olacaktır. Oluyor da. Şimdi tüm bunların yapısını gördüğünüze göre sizin ve yandaşlarınızın refahına hizmet edecek bir ülkeyi kontrol etmeye başlamak, bunun için istekli olabilirsiniz ama aynı zamanda tükenmiş de olabilirsiniz. İyilik yapmak istiyorsunuz ancak yapısal zorlukları gördüğünüz için ve kurtuluş için demokrasiye dönmek istiyorsunuz. Bir demokraside hiç kimse tek başına doğru bir şekilde yönetemez. Bunu bir kabul edelim. Başkanlar ve başbakanların parlamentoları ve senatoları müzakere etmek zorundadır. Ve bunun tersi de geçerlidir. Ve her birisinin kendisine bağlı önemli destekçileri vardır zaten. İyi bir demokraside yönetim pek çok kişi arasında dağılır ve zorla değil sözle gerçekleşir. Bu binlerce ya da milyonlarca vatandaşın size oy vermesini sağlamasının gerekli olduğu anlamına gelir. Bu kadar çok seçmen ve bu kadar çok parçalanmış bir güç varken ortada, bu kurallara uymak ve bir diktatörün satın aldığı gibi sadakat satın almak imkansız, öyle değil mi?